Manisa Turgutlu'dan Hümay Şalanova. Hümay Azerbaycanlı. Hoş geldin. Sağ ol. 3 yıldır ülkemizdesin. Evet. 3 yıldır Manisa'da Turgutlu'da yaşıyorsun. Evet. Evlisin. Evet abla. Çocuğun var mı? 2 kızım var. 2 kızınız var. Allah bağışlasın. Sağ ol abla. Siz anneniz şu anda da ekranda fotoğrafı olan çok da hoş bir kadınmış. Evet. Firuze Özdemir'i ve annenizin Türkiye'ye geldikten sonra dünyaya getirmiş olduğu kardeşiniz Filiz'i arıyorsunuz. En son annemi 15 yaşındayken gördüm evet, ve bir abla. Daha da görmedim. Annem nerede bulmak istiyorum dediniz. Ekranda Firuze Hanım'ın, Hümay'ın annesinin fotoğrafı var ama hikayenizin tamamını dinlemek istiyorum. Çünkü siz Azerbaycan'da kalmışsınız, anneniz Türkiye'ye geliyor. Evet. Çok küçük yaşlarda sizi bırakıyor. Bu ayrılık önce nerede, nasıl başladı? Bırakmadı abla. Ben bir yaşımdayken kız kardeşim benden bir yaş küçük. Ben 84 doğumluyum. O benden küçük. O 40'lıkken babamı kaybetmişik. Annenle baban, annen evliyken baban vefat ediyor. Evet. Babam kaybolandan sonra kaybettik biz. Ondan sonra ben 3 yaşındayken babaannemle annem arasında öz aralarında kavgalar olmuş. Hmm. Biz küçük zamanlar. Annem istememiş. Annemi kovalamış babası evine. O gitti geldi, bizi bırakmadı hiç zaman ama eve koymadı. Kovuldu, her zaman kovuldu annem. Bizden ayrı kalabilmirdi. Ama sonradan bilmirəm, sık sık gelirdi. Sonradan bu seyrekleşmeye başladı gelmeleri. Sonra biz nenem ölenden sonra bu geldi dediler ki ben akrabalardan soruştum ki bəs benim annem nerede gelsin artık nene de öldü biz tek başına kaldık. Dediler ki annen ölmüş. Türkiye'de deprem olmuş, annen orada vefat etmiş, televizyonda gördük. Sonra biz aradan biraz geçenden sonra annem geldi. Annem geldi dedi ki size parmağa geldim ben neneniz o vakti koymadı. Yani annen Türkiye'ye geldikten sonra 99 depreminden bahsediyorsun değil mi? Ben onu bilmirəm. Bilmiyorsun. Onu yani bilmirəm. Sana annen depremde göçük altında kaldı ve hayatını kaybetti diyorlar. Ben öyle söylediler. Azerbaycan'a geliyor ve ben sizi... Şok olurum. Şok olurum o zaman. Tekrar annenin canlı canlı gördüm. Şok olurum ki bəs öldü deyirdi. Şimdi geldi çıktı bu. Neyse bizi götürmeye geldi. Hiç cür əmələ gelmedi. Bizim evraklarımız Azerbaycan'da biraz farklı. Düzəldə bilmedi, gətirə bilmedi. Məni götürdü, başka bir teyzemin evine götürdü məni. Orada dedi, bəklə dedi. Mən gedib tekrar döneceğim dedi. Türkiye'de senin için. Mən orada kaldım, annemi gözledim. Bir ay oldu gözledim orada. Annem dönmedi. Dönmedi. Oradan sordum mən. Dedim ki, bəs mənim annem görmədiniz, bilmədiniz. Nereye gitti? Mən 40 yaşında. Hayır, o zaman kaç yaşındasın? O zaman 15 yaşında. 15 yaşındasın. Evet abla. O anneni en son gördüğün zaman. En son görüşüm, evvel son görüşüm o zaman oldu. Annen tekrar Türkiye'ye geliyor, sizi getirecek ama annenden bir daha haber alamıyor musunuz? O zaman ben oradayken olanda, ben teyzemgile getirende, bunun kocası zeng eliyirdi ona tez tez teyzemgile. Bu telefonda danışırdı, benden de danıştı o telefonda bir iki defa. Sonra beni orada koydu teyzemgilde dedi ki ben tekrar dönüp sen dedi evraklarını yine başlatacağım dedi yəqin ki dedi olur dedi bu defa alınır dedi ben sizi götüreceğim buradan ama olmadı bir türlü olmadı bana dedi ki burada kal dedi ben döneceğim ben belki orada tavşırıq verdi ki yani burada hiçbir yana gitmirsen. Peki annen ara ara seni aradı mı Türkiye'ye geldikten sonra? Trabzon avtobusuna bilet aldı. Ben onu gördüm. Başka bir şey görmedim. Annem benimle görüştü, sarıldık, koklaştık, ayrıldık. Ondan sonra orada bekledim. Bir ay annem gelmedi. Bunlardan soruştum. Dedim ki annem benim gelmedi. Bəs beni aparmağa gelecekti. Dedi ki senin annen gitti. Seni getirmek için arxaya dönende Türkiye'de onu bir taksi şoförüyle... Onu getiren taksi şoförüyle kocası onu da vurmuş, taksi şoförünü de vurmuş, sonunda da özünü vurmuş. Annen ölmüş. Ölmüş yani. Peki sen axtarma, buna inanıyor musun? Axtarma, arama. İnanmıram ben. Çünkü bunlar bana defalarla bunları söylemiştiler. Bir defa da deprem söylediler. Annem geldi, şok oldum ben. Dedim bu yalan ne gerek var ki ölmüş insan değilsiniz ki. Ölmüş insan gelir mi ya?
O yüzden ben inanmıyorum. Sizin yani annenin zaman gelmese teyzelerin ya da anneannelerin, annenin ailesi evet. bir şekilde sana diyorlar ki Hümay senin annen öldü. Ölmüş. Ama öldü denilen annen bir şekilde çıkıyor geliyor. Evet. Yine diyorlar ki senin annen öldü. Yine bu sefer diyorlar. Öldürüldü. Heh, ve, öldürüldü. Ve sen buna inanmıyorsun. İnanmıyorum abla. Annen en son gördüğün yaş 15. Evet. Yani Trabzon otobüsüne bindiği, onu uğurladın, seni alacağım dediği evden yer. Evden uğurladım. Ben başka bir yere gitmedim. Tamam. Evden yani hiç uğurladım. Önemli değil. Uğurladığın bir yer var. Onu uğurladın ve o gün bugündür de aramasını o bekliyorsun, dönmesini Azerbaycan'da mi? Azerbaycan'da ben onu aramaya verdim abla. Azerbaycan'da bir türlü bulamadım ben. O yüzden de biraz orada pek vaktim olmadığı için o programda. O zaman ben kız... Azerbaycan'da da aradınız mı? Evet, evet. Bizim gibi bir program var mı orada evet, da? Evet, var var. Buradan Hoşgedem Hanım'ın programı. Kimi? Hoşgedem Hanım'ın programı, Sen Aktar'ın programı. Peki buradan programı. Da meslektaşıma. Buradan da salam gönderici Azerbaycanlılara. Selamlar gönderiyorum. Evet. Aradın yani yıllardır anneni arıyorsun. Anne Mevlüt evet. Özdemir isimli kişiyle evleniyor ve bu evlilikten dünyaya gelen bir kız kardeşim var. Evet. Hem anneni hem de kız kardeşini arıyorsun. Evet abla. Bu fotoğrafı sana annem mi verdi geldiğinde? Yok annem vermedi, ben hiçbir şey görmedim. Ben bu fotoğrafları da... Onların kız kardeşlerinden ben buldum, götürdüm. Onlara ben gidince ben onların fotoğraflarını ailece götürürdüm, bakırdım. Ben sonra dediler ki bu onun kocası, bu küçük senin bacın olur, bu Filiz. Hı hı. Bu da annen orada bu kişiyle aile kurmuş yani. Aile kurmuş. Evet. Peki bu aileyi kurduktan sonra bir daha Azerbaycan'da yapmış olduğu evlilikten dünyaya gelen annesi Firuze Özdemir neden Hümay'ı hiç aramadı? 25 evet. yıldır bilinmeyen bir evet, durum var aslında. Bilmiyorum. İnşallah güzel haberleri sana veririz. Hem annen Firuze'yi hem de annenin evliliğinden dünyaya gelen kız kardeşin Filiz'i arıyoruz. İnşallah abla. Sen de 3 yıldır Türkiye'desin. Evet. Burada hayatını kurdun. Evet. Yaşamına devam ediyorsun. Gelir gelmez de hemen anneni aramaya karar verdin. İnşallah evet. sevgili Hümay'a da bu çıkmış olduğu yolculukta hayırlı ve iyi haberleri veririz. İnşallah. Sizin sayenizde abla. İnşallah. Bekleyelim İnanırım bakalım. Ben şimdi size. İhbarları bekliyoruz ekran başındaki seyircilerimizden. Telefon hattında şu an telefon hatlarımız, WhatsApp numaralarımız ekranda. Gelecek olan mesajlar ve bilgiler bizim için çok önemli. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.